Merhaba sevgili TV Kadıköy izleyicileri. Kent Hafızası programının bu bölümünde 1933 yılı ortalarında Almanya'daki Nazi rejimi mezaliminden kaçıp ülkemize sığınan ve Kadıköy Moda'da yaşamaya başlayan Alman bilim insanlarının hayatlarından notları ve ülkemizde akademiye olan katkılarını konuşacağız. Adolf Hitler'in iktidara geldikten sonraki ilk işlerinden biri üniversitelerin ve sanat kurumlarının üzerindeki baskı oluşturan ve onları tamamen işlevsiz hale getiren devlet memuriyetinin yeniden düzenlenmesine dair kanunu çıkarmak olmuştu. Getirilen kanun akabinde Yahudi, Sosyal Demokrat, Komünist ve tüm Nazi rejimi karşıtı bilim ve sanat insanları üniversitelerden ve sanat kurumlarından uzaklaştırılmışlardı. Nazi rejimin mezaliminden kaçılan ve ezilen bilim insanlarına kucak açan tek ülke Türkiye Cumhuriyeti'ydi. Aslında bütün hikaye Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün 1932'de ülkemizde üniversite reformu yapılması yönünde verdiği talimatla başladı. O dönem bu reformu gerçekleştirecek akademik kadromuz ne yazık ki yeterli değildi. Reformu gerçekleştirmek ve görüşmeleri yapmak üzere o dönemki hükümetin Milli Eğitim Bakanı olan Doktor Reşit Galip görevlendirildi. Ülkemizdeki saygın üniversitelerin temellerinin atılmasındaki mihenk taşlarından olan ve Moda'da yaşayan Alman bilim insanlarının hikayelerini Kadıköy Belediyesi Kültür Yayınları'ndan çıkan Moda'nın Mülteci Alman Profesörleri kitabı yazarı Sayın Hakkı Bilen'le konuşacağız. Dönemin Almanya'sında yaşanan Nazi rejimi baskısından kaçan, işlerinden olan, mal varlıklarına el konan, toplama kamplarında bir meçhulü yaşamak zorunda kalan ve üstüne üstlük vatansız denilen bilim insanlarına ve sanatçılara sadece Türkiye Cumhuriyeti kapılarını açtı. Peki sayıları 1500'ü aşan ordinarius profesör, doçent, asistan, teknisyen, bilim insanları ve sanatçılarla bağlantı ilk etapta nasıl kuruldu? 1932 yılında Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk Darülfünun'da reform yapılmasını meclisteki açış konuşmasında belirtiyor. Bunu hükümetten, Türk hükümetinden istiyor. Nedenlerinin en önemlisi Darülfünun'un Atatürk'ün gerçekleştirdiği reformların karşısında kayıtsız kalması, Türkiye'de belli bir üniversite anlayışının o güne kadar oluşmamış olması, dolayısıyla bir reform tasarısının hazırlanmasını istiyor. Bu reform tasarısını hazırlama görevi Türk hükümeti tarafından yine modalı olan Doktor Reşit Galip, Milli Eğitim Vekili olan Doktor Reşit Galip görevlendiriliyor. Doktor Reşit Galip yaptığı araştırmalar sonunda İsviçre'nin Zürih Üniversitesi'nde pedagoji profesörü Albert Malsch Türkiye'ye davet ediyor bir reform tasarısını hazırlamak üzere. O zaman ilk bağlantı kurulan akademisyen diyebilir miyiz? Tabii ki. Yani o bir pedagog olduğu için dünyaca da tanınmış İsviçre'den Zürih Üniversitesi'nden bir pedagog olarak tanındığı için bu iyi bir seçim olmuş ve davet edilmiş. Üniversiteler dolaşıyor, Darülfünun'da incelemeler yapıyor ve bir rapor hazırlıyor. Hükümete sunuyor. Bu Atatürk'e hemen iletiliyor ve Mustafa Kemal Atatürk tarafından da beğeniliyor. Ve bu raporun yine yürütmesi Reşit Galip'le Profesör Malsch arasında yürütülmesine karar veriliyor. Atatürk'ün talimatı doğrultusunda dönemin hükümetinin Milli Eğitim Bakanı Doktor Reşit Galip tarafından davet edilerek hazırlanan rapor Atatürk'e sunuluyor ve Atatürk'ün de sonrasında evet bu reformu artık gerçekleştirin yönündeki kesin talimatı veriliyor. Peki sonrasında özellikle Moda'da yaşamaya başlayan akademisyenlerle bağlantı o saatten sonra nasıl kuruluyor ve kimlerin olacağına nasıl karar veriliyor? Buraya gelen Albert Malsch, o da bu yurt dışındaki Bilim Adamları Derneği'nin Almancası Notgemeinschaft esasında karşılığı Kader Birliği, ona haber veriyor. Belki bu reformda işte Nazilerden kaçan Yahudi profesörlerin bazılarına iş bulunabilir şeklinde bir haber uçurunca ve bunu da Doktor Reşit Galip'e önerince Reşit Galip gelsinler görüşelim diyor. Schwarz buraya geliyor. Kendisine işte Fritz Neumark'a ve aynı üniversiteden, Frankfurt Üniversitesi'nden olanlara bir iş bulabilir miyiz 3 kişiye falan amacıyla geldiğinde görüşmeler sonucunda 30 profesör için ilk başta bir protokol yapılıyor. Bu protokol Atatürk'e aynı gün sunuluyor ve Atatürk aynı gün bunu imzalıyor. O sırada aklına geliyor Sağlık Bakanı Refik Saydam'ın böyle bir protokol yapılınca Schwarz'a diyor ki acaba diyor Ankara'ya da
Numune Hastanesi ve Hıfzı Sıha Enstitüsü'ne de bize Alman profesörler, Alman bilim adamları tavsiye eder misiniz diyor. Schwarz tabii ki bunun için de bir avantajı almış oluyor. Reşit Galip'e diyor ki, ama diyor benim düşündüğüm, listeme alabileceğim dünya çapında tanınmış akademisyenler için de bazıları şu anda toplama kamplarında gitmişler, gerçekten işkence görüyorlar. Reşit Galip şöyle bir konuşma yapıyor. Diyor ki Türk hükümetiyle sözleşme yapmış. İster hapiste, ister yer altına girmiş, ister toplama kampında Türk hükümetinin memuru olarak sayılacaktır ve diyor korunacaktır diyor. Gerçekte getiriliyorlar ve de şöyle ilave ediyor. Biz diyor onlarla nasıl başa çıkacağımızı biliriz diyor. Yani ve onlar da gerçekte bu reform tasarısında yer alanlar teker teker getiriyorlar. Birkaçını sayabilirim size, çok önemli. Türkiye'de dişçiliğin babası olan Alfred Kantorowicz, Yahudi. Türkiye'de burada değil ama Bebek'te oturan iktisat profesörü Gerhard Kessler, Türkiye'nin Türk sendikacılığını kuran hoca. Türkiye'ye radyolojiyi getiren De Sauer soyadlı bir hoca. Bir tanesini belirteyim. Rudolf Nissen, o da bir Yahudi. Harikalar yaratmış bir tıp profesörü. Ben şimdi tıbbi deyimlerini pek hatırlamıyorum ama Nissen fundoplasyonu diye halen adlandırılan ciğerlerin çıkarılmasını yapan profesör Rudolf Nissen. Amerika'da Einstein rahatsızlandığında Rudolf Nissen çağrılıyor. Türkiye'den Rudolf Nissen izinli olarak gidiyor ve oradaki anevrizma ameliyatını gerçekleştiriyor Albert Einstein. Dedik ki Atatürk'ün talimatıyla bir üniversite reformu gerçekleştirilmesi, hareketi başlatıldı, görüşmeler devam etti. İlk etapta 30 isim olduğunu az önce siz de ifade ettiniz. Bu konuda yapılmış en kapsamlı araştırmalardan bir tanesi sizin kitabınız. Siz kitabınızda 1500'ün üstünde akademisyen ve sanatçı ve edebiyatçı olduğunu ifade ediyorsunuz zaten. Sonrasında moda özeline, Kadıköy özeline geldiğimizde hangi isimler var ve tam olarak nerede yaşadıklarını, burada nasıl yaşadıklarını, hangi sokaklarda yaşadıklarını, hangi apartmanlarda yaşadıklarını biliyor muyuz? Buna dair veriler var mı elimizde? Evet. Şimdi baştan şunu söyleyeyim. Hitler bu şokun intikamını almayı hiçbir zaman için bırakmıyor. Bunlar burada takip ediliyorlar. Daha sonraları mesela Skurla diye bir özel temsilci gönderiyor buraya. Herbert Skurla. Onun görevi Ankara'daki ve İstanbul'daki hocaları fişleyip bizim hükümetin yetkililerle görüşüp bunları atın. Bunlar Yahudi, komünist, sosyal demokrat. Biz size bunların yerine Nazi profesörleri gönderelim şeklinde yapılıyor. Oturacak yerler çok önemli. Üniversitede bunlar korunabiliyorlar çünkü birlikteler. Dostları, arkadaşları var. Üniversitenin belirli bir güvenliği sağlanabiliyor Milli Eğitim Bakanlığı tarafından. Bunlar kendilerine oturacak, yerleşecek yerler arıyorlar. Ve onlara bizim Türk profesörler çok yardımcı oluyorlar. Çünkü o zaman da Darülfünun'dan aktarılanlar da olmak üzere hocalarımızın çoğu bu yakada otururlar. Burasının tercih edilmesinin sebebi nasıl, yani üçe bölünüyorlar. İşte dediğim gibi hastaneler yakınlığı dolayısıyla Pera'da, Bayazıt'ta oturanlar. Burayı tercih edenlerin sebebi direniş, birazdan geleceğiz ona. Direniş örgütleriyle temaslar, işte gelenlerle temasları sağlamak mümkün burada. Yani benim tespit edebildiğim, o zaman sadece Kadıköy'de oturanlar, Kadıköy Postanesi'nden kendi Ankara'daki meslektaşlarıyla ve dünyayla haberleşebiliyorlar. Karşıda bunu yapamıyorlar. Einstein'ın buradaki verdiği, gönderdiği adresler veya buradan gönderilen adreslere baktığımız zaman nasıl olabiliyor da Einstein gibi bir adamla buradan haberleşilebiliyor. Mektuplar var. Kitabımızda da bunların bir kısmına kaldı ki.
Kitabınızda da bahsediyorsunuz zaten. Aslında mültecilerin bir ülke tarafından kabul ediliyor olurken ki en önemli kriterlerinden bir tanesi uymak zorunda oldukları kriterlerden bir tanesi. Aslında bu anlamda bu gizli görüşmelerin de yapılmaması gerektiği. Evet, sadece ve sadece politik görüşme dışında sadece yapmış oldukları işi icra etmeleri gerektiği özellikle belirtiliyor. Evet. Ama pek tabii ki mülteciliğin şanındandır. Evet. Bu tarz çalışmalar da elbette ki yapılmış. Burada bir de üstelik dediğim gibi Moda çok böyle mütecanis bir yer. Yani toplu bir yer. Zaten bakıyoruz yarısı bu sokaktan başlayarak birazdan gideceğiz. O Moda'nın ara sokakları. İşte iskeleye yakın, Moda iskelesine yakın sokaklar. Bir de üstelik yani sadece kendileri değil. Müzisyenler mesela müzik yapmak üzere buraya geliyorlar. Bazen bunlar da geceleri burada geceliyorlar. Ankara'ya gidiyorlar, burada bir orkestra kuruyorlar. Kendileri bir özel akademi kuruyor. Kendi aralarındaki bilimsel alışveriş için özel akademiyi kuruyorlar. Alman Profesörleri kitabının yazarı Sayın Hakkı Bilal'le sohbetimize devam ediyoruz. Dedik ki 30 küsur akademisyenle birlikte başlayan bu üniversite reformu sürecinde Moda'nın neden tercih edildiğini siz az çok anlattınız. Moda'ya geldi akademisyenler, sonrasında ilişkide oldukları diğer akademisyen arkadaşlarını, sanatçıları ve edebiyatçıları da yavaş yavaş yanlarını çekmeye başladılar. Peki Moda'da tam olarak nerede yaşadıklarını, ne kadar süre yaşadıklarını ve kimler olduğunu yaptığınız araştırmalarda eminim ki ulaşabildiğiniz tüm bilgilere zaten yer verdiniz. Neler paylaşmak istersiniz? Bir şey ilk gelen olduğu için tercih etmesinin sebebi, burayı tercih etmesinin sebebi işte şurada bir Tubini rıhtımının olması. Çünkü gelirken bunlar Türkiye o zaman şartlarında müzik yapıyorlar, enstrümanları var ki Hirsch bir piyanist, koca bir kuyruklu piyano, kütüphanesi, benzer yani eşyaları. Çünkü Türk hükümeti bunların taşınma masraflarını da ödüyor, nakil masraflarını giderken de ödüyor. İlk başlangıçta buna pek inanamıyorlar. Yani odunlarını fakat maaşlarını alınca, taşınma masrafları kendilerine ödeyince müsterih oluyorlar. Ve en yakını bu apartmanda yeni yapılmış. Burayla temasa geçiyorlar. İkinci katta ordinaris profesör Cenap Beksoy'un oturduğunu söylüyor ve seçiminde tabii bu hem yakınlık, rıhtıma yakınlık dolayısıyla hem de Cenap Beksoy gibi bir meslektaşının oturması dolayısıyla burayı tercih ediyor. Geldiğinin 10. veya 15. günü Cumhuriyet'in 10. kuruluş yıldönümü. 1923-1933. Ve kendisi gibi üniversiteye ilk gittiğinde ona bir davetiye veriliyor. Bu davetiye Mustafa Kemal Atatürk tarafından Dolmabahçe Sarayı'nda yapılacak Cumhuriyet'in kutlamaları toplantısı. Ve ilk defa diğer arkadaşlarla orada karşılaşıyor. Ben diyor, ülkesinden kovulmuş bir öğretim üyesi, bir pis Yahudi, şu anda diyor Türkiye'de işte ışıltılı avizelerle dolu eski bir Osmanlı sarayında Mustafa Kemal Atatürk'ün davetlisi olarak bulunuyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün nedenli zarif bir ruha sahip bir lider olduğunu da en önemli göstergelerinden bir tanesi. Buyurun devam edelim isterseniz, diğer apartmanları da görelim. Röpke, Rüstow ve Dobresberger sonradan gelen. Bu kişiler arasında dördünün mutlaka burada aynı sokakta oturduk diyor. Dört iktisat profesörü, ordinaris profesörü aynı sokakta oturduk diyor. Gerçekten de şimdi Hirsch'ten sonra geleceğimiz apartmanda iki Dobresberger'ler Neumark'ın oturduğu. Tarif ediyor, 10 metre ötede diyor, işte Röpke oturdu diyor. 10 metre öteye bakıyoruz, orada şöyle, orada İzak oturdu diyor. İzak'ın oturdukları üniversiteye bildirdikleri adreslerdeki numaralardan baktığımız zaman o evlerde tespit edebiliyoruz. Sonuncusu Rüstov'un oturduğu
ilerideki şu köşedeki Ak Apartman. Evet, burası Nazlı Hanım Apartmanı, 95 numara. Neumark ilk buraya geliyor. 1933 senesindeki bu apartmanın ismi yine aynı. Torunları bu apartmanda oturuyor. 3., 4., 5. katlarda oturuyorlar. Onlardan aldığımız bilgilerle Neumark'ın anılarındaki bilgiler çok şişiyor. Gelir Vergisi Kanunu'nu yazan, Milli Eğitim Şurası'na İstanbul Üniversitesi adına tek katılan şura üyesi, 1952'den gittikten sonra Türkiye'ye çeşitli defalar gelen, Türkiye'nin Kıbrıs davasında raporlarıyla Avrupa Birliği'ndeki Türkiye tezlerini savunmasıyla tanınmış bir kişi. Sanıyorum 91 veya 93 yaşında, pek emin değilim, Türkiye'de Denktaş'la buluşuyor. Rauf Denktaş'la buluşuyor ve ondan sonraki stratejimizi ikisi beraber tayin ediyorlar. Denktaş'la beraber. Neumark'ın önemi çok tanınmış bir kişi, dünyada tanınmış bir kişi olması tabii iyi bir maliyeci olarak. İlk geldiğinde 4 fakülte kuruluyor biliyorsunuz. İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul Hukuk Fakültesi, İstanbul Edebiyat Fakültesi, İstanbul Fen Fakültesi. Neumark ve diğerleri, buradaki diğerlerdeki öleceklerinde Hukuk Fakültesi içinde bir İktisat ve İçtimaiyat Enstitüsü kuruluyor. Uzun süre burada çalışıyorlar. Uzun süre derken 33-37 arasında birden Mustafa Kemal Atatürk'ün aklına daha Cumhuriyet ilan edilmeden İzmir İktisat Kongresi'ne katılması ve orada yaptığı konuşma geliyor. Bu arada Marş'ın da raporunda bağımsız bir iktisat fakültesi kurulmasının tavsiyesi var. Mustafa Kemal Atatürk'ün bunu göz ardı edeceğini düşünemeyiz. Yani zamanının geldiğini ısrar ediyor ve Hukuk Fakültesi Profesörler Kurulu Neumark'ı görevlendiriliyor ve bir iktisat fakültesinin kurulması için, bağımsız bir iktisat fakültesinin kurulması için bir rapor hazırlaması isteniyor ve bu raporu hazırlıyor. O rapor da kabul edilerek Türkiye'nin ilk ve tek iktisat fakültesi kuruluyor. Bir iktisat kongresinde, Uluslararası İktisat Kongresi'nde bir hocamız bunu yazdı. Meğer bu ismi taşıyan dünyadaki tek fakülteymiş. İlk şehir planlama noktasındaki belki de çalışmaları başlatan isimlerden birinden bahsedeceksiniz zannediyorum. Evet, evet. Neler söyleyeceksiniz? Buyurun. Ernst Reuter. Çok ilginç bir kişilik. Oradan kaçıyor. Rusya'ya gidiyor. Rusya'da savaş sırasında esir edilen Almanlarla bir birlik kuruyor. Ve Lenin buna müsaade ediyor. Hatta Lenin'in onun hakkında söylediği bir şey var. Ele avuca sığmaz, idare edilemez bir adam diye. Esas olarak Ankara'da görevlendiriliyor Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde. Fakat o İstanbul Belediyesi ile raporlar hazırlıyor burada kaldığı dönemde. Reuter'in buradan gittikten sonra esas özelliği ortaya çıkıyor. Orada gider gitmez, tabii savaş bittiğinde ancak müttefiklerin izniyle dönebiliyor Almanya'ya, Batı Almanya'ya. Belediye başkanlığına adaylığını koyuyor çünkü belediyeci kendisi. Karşı partinin bir söylemi var. Ne o? Türkiye'ye bir Türk, Berlin'e belediye başkanı mı olacak? Oluyor. İkinci dönemde oluyor ve ölünceye kadar Berlin belediye başkanı olarak kalıyor. Türkiye Cumhuriyeti akademisyenleri buraya davet ederken onlarla pek tabii ki bazı anlaşmalar, sözleşmeler önderliğinde yapıldı bu ülkeye giriş ve buradaki çalışma prosedürleri. Uyum sorunu yaşadılar mı? Çünkü hak verirsiniz ki kendi ülkelerinde aşırı baskıcı bir Nazi yönetiminden adeta canlarını kurtararak kaçtıkları bir ülkede yaşam mücadelesi vermek üzere geldiler buraya. Burada Türkiye Cumhuriyeti'nin onlar için hazırladığı, uymaları gereken kurallar nelerdi? Ve Nazi psikolojisi sonrasında uyumla ilgili herhangi bir sorun yaşadıklarına dair bir veri var mı elimizde? Tabii ki. Yani şimdi öncelikle bir kere sözleşmelerde yer alan bazı konular var. Birincisi, bunların 3 yılda Türkçe'yi öğrenip Türkçe ders vermek ve Türkçe kitaplar yazma zorunluluğu var. Bunu çoğu yapıyor. Çünkü gençler bunlar. Öğrenebiliyorlar. Esasında
Şöyle de bir Nazi şeyi var. Bunda yok o ama diyor ki bu kavim, ırk, ya Yahudilere kastediyor. Lisan öğrenmekte çok mahirdirler diyor. Yani Nazilerin bu bir salı. İlk geldiklerinde 3 yıl tabii Türkçe öğrenecekler ve Türkçe kitaplar yazacaklar. Bu arada onlara normal bizim akademisyenlerimizin 4-5 katı ücret ödeniyor. Ama bunun karşılığında herhangi bir tıpçının muayene açması, bir işletmecinin muhasebe bürosu açması, özel çalışması yasak. Bazı çalışmalar oluyor ama bunlar idare ediliyor. Bir de devletin verdiği görevleri yapacaklar. Demin de söylediğimizi, Nömark'a verilen görev gelir vergisini yazması. İşte Nisan'a verilen görev hastanelerin organizasyonunu yapması. Cerrahpaşa'yı kuruyor falan. Şeye verilen görev, Reuters'e verilen görev, belediyeye raporlar hazırlaması. Şehircilik, ulaşım konularında raporlar hazırlaması. Ve bunları yapıyor. Bunlar için kendilerine ayrıca bir ücret ödenmiyor. Derken işte dediğim gibi halen şu anda Reuters'in oğlu Mercedes'in yönetim kurulu başkanıydı Erzat Reuter, Edzi kısaca ismi, Türkiye'ye Mercedes'i getiren adam. Emekli olduktan sonra Türkiye'de yaşamaya başladı. Belkos sırtlarındaki Türk-Alman iki dilli Türk-Alman Üniversitesi'nin mütevelli heyeti başkanı aynı zamanda. Ve Kültür Üniversitesi'nde yapılan Erdal İnönü'yü anma günlerinde bu bir konuşma yapar. Halen şu anda bizim Almanya'daki Avrupa Birliği'nde bizim için yardımcı olan kişilerden bir tanesi.